ömrümüz bu yaylalarda geçti. Her sene gelirdik yaylaya. Okula giderdim, 3 gün okula giderdim, bir hafta Konya yemeğe giderdim. Burası bizim 110 yıllık yaylamız. Çocukluğumdan beri yaylaya geliyoruz. Yaylada yaşamayı seviyorum. Bir hastalık gibi sanki yaşamak, yaylada yaşamak güzel bir şey. Burada doğdum. Eskiden babalarım ta Karadeniz'e gelmişler. Buraya yerleşmişler. Doğum buralı. Burada bittik, büyüdük. İşte bu köylüyüm, bu köyün çocuğuyum. Ha, yayla kültürümüz, Trabzon kültürü. Bu başka bir yerde yok. Bizim Karadeniz'den olduğu taraflarda bu var. Yani İstanbul'da, Gölcük'te falan bunlar yayla kültürlerimiz, kültürlerimiz o. Buraya gelince insan ferahlıyor. Sabah erkenden böyle hemen acıkırsın. İçim geçer böyle hemen. Güzel oluyor yani, havanın güzelliğinden baksana. Ağaçlar hep yemyeşil. Oksijen saçıp duruyor bize. Ondan sonra zor yanları da odun hemen bulamıyorsun. Soğuk oluyor. Soğuk zamanları da var ama tatlı soğuk. Yapraklara bakmak, her şeye bakmak. Gördüğüm dağlara bakmak. İlk önce bakmak. Sonra yaşamak. Kulumuzda kızım araba yoktu. Sırtımızla getirdik köyden buraya eşyayı. Eşya azdı. Geçi, koyun, sığır, öyle. Şimdi hiçbirisi onların yok. Bitti. Köyde de şehir hayatı. İnsanlar, arabalar, evler yayla oldu. Şey gibi aynı ki, piknik yerleri gibi oldu aynı yayla. Eskiden kimse azıdı köyde insanlar. Hep yürüme gelirdik, yürüme giderdik. Kapılardan su taşırdık. Külle çamaşır yıkardık. Eydi kızım, Türkçül şey neredeydi? Eskiden öyle, derelerden su taşırdık. Çocukluk maalesef yarı yarıya çobanlığıyla geçti. Yani koyun, keçi, inek, dana, öküz, affedersin at, keçi, öküz, iki tane at, bunlar ulanık. Nakliye aracımız attı, yani atlar ulanık. Buradan hem de atlar ulanık. Nakliyelerdik. Hendek'ten buraya atlar ulanık. 53'e kadar. 53'te yazın kamyon çalıştı. Kışın gene atlar. Çok çilek çektik. Yemek yok. Yiyecek içecek yok. Eller şey... Anlıyor. Bu sıkıntımız vardı. Şimdi diğerin attı yine. 25 yaşına geldik, biraz nuş kağıdı gördük, bir şeyler oldu. Nuş kağıdı, hürriyetimiz bile yoktu, hürriyetimiz. Gelirdik hep böyle küplerin dallarından girerler, yatak yaparlardılar. Biz köyden yatak getirirdik, gün yatağı. Onlara heves ederdim, biz de öyle yatsak diye, grupta diye. Onlar da kuruyup döküldü mü hep pire olurdu evlerde. Affedersin, bizim burada yaylada yatağımız şu köklerin yapraklarıydı. Köklerin yaprakları bu kadar. Döşerdi, üzerine de bir şey, kilim, bir de yorgan alsa bir yatak. Öyleydi. Yani gidip gelmesi, götürmesi şeyler. Yani bu şu mutfak eşyaları bunlar nerede? Fakirlik vardı bu zamanlar. Şimdiki zamanlar iyi. Şimdi Tayyip'ten hak ağlayacak. Neden ağlayacak? Tayyip iyi.
Her şeyimizi veriyor. Eşeğimiz var. Eşeğimiz var şimdi. O zaman yoktu. Yoktu. Çocuklarımızın fakir fakir yaptık. Elbiseler yoktu. Neden olacak? Çantaları yoktu. Okula gitmeye. Her şeyler. Şimdi ağından zeyne var. Okullarımız buna gidiyorlar, buna gidiyorlar. Ekmeğe, yemeğe, her şeyi, her şeyi. Her şeyi var. Allah'ım gene de çok versin. Allah'ım çok versin. Şimdi seneden seneye bir kıyafet alırlardı. Şimdi geleyim yaylığı, kıyafetim eski. Bir tane var yeni, onu da giymedim. Küstüm geldim ben. Rahmetli anamını getirdi, burada yaylada giydim. Çocukluk abla, onun zamanında giy sırtına da ineklerle geliyip biz ablamla, rahmetli ablamla. Giy de öyle gel, yok. Onu anam getirdi, burada giydim onu yaylada ben. Hiç unutmayayım onu işte. Hep hak kaldı bana onunla. Hanımların zamanında ben 5-6 tane inek, birkaç tane düğe falan oluyordu, öküz oluyordu. Şimdi tek bir ineğe bakamıyorsun. 9 tane oğlum var, 8 tane gelinim var. 20 küsür tane torunum var. Ama bakamıyorsun. Köy bu şeyde birleştirdik orada. Geçi koyun hep bile mallar katışırdı öyle, kerekler başlarında. Hep öyle gelirdik. Şimdi hayvan kalmadı, bir şey kalmadı kızım. Hayvanları ot tutmak. Yani ilk önce onlar gelir aklıma. Önce onları düşünüp sonra insanlar. Mesela hayvanlar rahat ediyor, geziyor, dolaşıyor, otluyor. Herkes bir hayvanın peşinde koşuşturuyor. İlk göçtüğümüz zamanlar herkes, hayvanlar birbirine alışamıyor, bir uğruya koşuşturma. Burada nasıl akşam olduğunu anlaşılmıyor. Koşuşturma gidiyor yani. Seviyorsun, hayvanı seviyorsun. Bir buzağısı oluyor, onun bir ayrı tadı oluyor, sevgi tadı yani. Büyünün öyle bir tadı var işte, herkes kendiye. Ben mesela ineğimin bir tanesinin boynuzunu kırmışlar. Geldi kendi bana şikayet ediyor, oradan beri geldi. Gösteriyor bana boynuzunu. Ben de gördüm, onu geldim sardım, uydurdum. Mutlu oldu. Biz de mutlu olduk olunca. Sinekler geliydi, gelmez oldu işte. Buzağı doğuyor. Onu bakıp edip büyürken mesela aynı senin çocuğun gibi oluyordu. Bir şey olsa sen de üzülürsün. Ben burada hayvanım yuvarlandı, öldü. Ben baktım ama şey olmadı, kırıldı bacağı, öldü mesela. İnsan çok acıyor yani. Aynı çocuğun nasıl acırsın, aynı her zaman hatırlarız, şey yaparız yani. Aynı kendi çocuğun gibi oluyor. Ayırt edemezsin yani. Giderdik hayvanları yaymaya, gelirken büyük sırgan biçerdik, yal olacak akşama. Yaprak yapardık gider o kaşlardan, akşamca gece önlerine kıyardık hayvanların gene. Öyle hiç durama, gelir anam buradan köye çapa yapmaya giderdi. Akşama gelirdi, buradan köye yoğurt, süt taşırdı, oradan fasulye yiyecek getirirdi gelirken. Hep sırtılan taşırdı. El kürekleri vardı, bu naylon kaplar da yiyordu. Rahmetli babam dedi ki, bunlar dedi eskiden çıksaydı dedi hani yenik olur. Elinde el küleği, sırtında arka küleği. Hep öyle. Anam sırgan yükünün arasına yoğurdu, kuyardı çökelik torbasına, alı sırtına buradan ta köye giderdi yürüme.
16 yaşında evlendik kızım. Eşim bir uşağım vardı, birine hamileydim. Eşim askere gitti. Eskiden nerede 20 yaşında muamele bilmem ne, hiç aramıydı, sorulmuydu öyle. 4 tane uşağım vardı, öyle muamele yaptık. Yengeye ben alır mısın bana? Alırım. Kaç yüzü bunu? Adam bize 2-3 tane mavize fişe attı, anlıyor musun? Yarın bazı gün çektim ifadeye, ben benim parası isteyeyim sana. Kaçırdım yani. Biraz memnun memnun olsun. İkimizi kulağı da sağda. Kulak ol dedin, şey ettim. O komşu kızıydı. Abim de okuyordu abim. Abim duymuş bizim evleneceğimizi. Dedi ki bana sen dedi bunun kızı al dedi, alacaksın dedi. Niye dedim. Müsaade abim etmez dedim. Ben müsaadeyim sen alacak dedim. Ben de bunu kaçırdım git. Aldım gönlü kaçırdım. Öyle ki evlendik gittik işte. Cahil idim. Çocuğuydum daha vardı. 16 yaşındayız. Anladın mı? Cahillik. Kaçtım aldım. Evet. Evet öyle oldu. Benim iki tane eşim vefat etti. Benim ilk evlendim. 3 sene sonra falan bir oğlum oldu. Ben asker oldum 50'de, 49'da. Ben askere giderken sonra hastaydı. Onu kaybettik. Sonra bir daha evlendik. İşte 2002'de de onu kaybettik. Şimdi üçüncüyle uğraşıyor. Bakalım onu ne zaman gönderecek. Evli iki çocuğum vardı. Bir kız bir oğlan. Bir kız bir oğlanım vardı. Şimdi bu ben muhtarım. O ben herkese konuşabiliyorum. Şimdi o kızın tarafı, kızın da olduğum hanımı da kocası ölmüştü. Bekar dul bir kızdı. Babasıyla duruyor. Ona yani şakayla konuşurken işi büyüttük. Bu sefer tuttum aldım ben, o cebri aldım ben. Tuttum götürüm aldım. Geçtim muhtarım da geçti gitti. Böyle evlendim. Ama hiçbir arada huzursuz olmadı. Öyle bal yağı geçindiler bunlar. Bunlar bir konuşuyor, bacı kardeş gibi konuşuyorlardı, sohbet. Çok çile çektim. Allah kimseyi yutmaz. İki evliliği kimseye vermez. Cenab-ı Allah vermez. Allah mutluluk versin hepinize. İlk hanım öldü zaten yıkıldım. Aşağı yukarı ben onunla evlendiğimde 17 yaşındaydım. O başkaydı. Kansere yakalandı hanım. 4 kızlı bir de oğlanı doğdu. En sonunda oğlanı doğdu. Kanserden gitti o. İstanbul'a götürdüm ben kurtaramadım. Kanserden gitti. Böyle ölüm böyle oldu. Oğlum var. 4 çocuğu oldu. Çocuklarım, oğlanım ayrıldı kadınımda. Çile çektim, acı çıktım. Şimdi de öldü. Kanserden öldü. Geldik göçtük öyle öyle geldi öyle gidiyor. Birbirine şükür olsun bir kavga nizamı da olmadı. Söyleyeyim tabii senmeden ne olacak? Tabii evin adamım. Senin lazım. Hepimiz. Sevmesem oğlum ne olacak? Çekişip dalaşıp dururken ne olacak? İyi. İyi Allah'ıma şükür. Allah'ıma şükür. Bu olsa ben garip olurum. Bu olsa ben olurum. Allah bizi ayırmasın birbirimizden. Anladın? En iyisi o. Gönül aynı. Sevme sevme yerinde. O tarihi unutmayayım. Şimdi bu lafı
İki saat sonra unuturum. O zaman unutmayayım bak. O çocuk hareketleri unutmayayım. O eğlenceler, o şeyler öyle. Öyle o zaman öyleydi. Şimdi yaş geçtikçe akıl da gidiyor. Eğildi geçtikler. Geçtiklerim kuş gibi geçti. Bu da kuş gibi geçti. Allah'a şükür edeyim. Cenab-ı Allah bize bu günleri gösterdi. 94 yaşına çıktım. Bakarsın birkaç sene sonra hayata göz yumarım. Allah'a şükür. Gene icabında fakirim gene. Allah'ıma bin kere şükür. Allah'ıma bin kere şükür. Allah'ım eskerlerimizi yiğit. Hepsini Allah'ım yiğit.